Türkiye Varlık Fonu çalışmalarına devam ediyor. Katar'la yapılan anlaşmada bu fon bir kez daha öne çıktı. Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Şu anda en önemli hedefler attığımız imzalar. Hedef Türkiye Varlık Fonu'nu büyütmek ve kamu yatırımlarında öncü rolünü güçlendirmek. Önümüzdeki sürece yönelik, yani bizim Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Örneğin Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fonun hedeflerini anlattı. Katar'la yapılan anlaşmalara dikkat çekti. Bu imzalarda biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde bazı firmaların hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var. Ardından konuyu Kanal İstanbul'a getirdi. İlginin arttığını söyledi. Tabii önümüzde bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul, yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel. Bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Açıklamalarının ardından Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'ne geçti. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Öte yandan Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nda görev değişiklikleri yapıldı. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği sona erdi. Yönetim Kurulu'na Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Thank you for giving this chance to me represent my organization.